Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Hope sondası, Mars'ın küçük uydusu Deimos'a 100 kilometre kadar yaklaşarak, uydunun şimdiye kadarki en net fotoğrafını çekti. Görüntü, Deimos'un Mars'ın bir parçasından ziyade, gezegenin yörüngesine yakalanmış, bir asteroit olabileceğini gösterdi. Şimdiden birçok araç gönderdiğimiz, ilerleyen yıllarda insanları da göndereceğimiz Mars, Phobos ve Deimos isimli iki adet uyduya sahip. Asteroit mi yoksa Mars'tan kopan bir parça mı olduğu bilinmeyen, patates şeklindeki bu iki uydu, uzun yıllardır bilim insanlarının kafasında soru işaretleri oluşturuyordu. Şimdi ise Deimos'un yepyeni bir fotoğrafı çekildi. Araştırmacılara uydunun oluşumu ve diğer detayları konusunda bilgiler sunan görüntü, Deimos'un şimdiye kadarki en net fotoğrafı olarak da kayıtlara geçti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars görevi için gönderilen Hope sondası, 2020 yılında uzaya gönderilmiş, 2021 yılında da Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı. Araç, o günden bu yana da gezegeni inceliyordu. Ancak, geçtiğimiz yaz aylarında dikkatini Mars'ın uydusu Deimos'a çevirdi. Birkaç uçuşta sondanın uyduya 100 kilometre kadar yaklaşmasını sağladı. Sondanın Deimos'a bu kadar yaklaşması, bilim insanlarının araçtaki aletleri kullanarak uydunun şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü elde etmesine olanak tanıdı. Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Hükümdarı, Muhammed bin Raşid El Mektum tarafından paylaşılan fotoğraf, Deimos ve Mars'ı bir araya getirerek tam bir görsel şölen yaşatıyor. Bunların yanı sıra fotoğraf, Deimos'un gezegenin bir parçasından ziyade, Mars'ın yörüngesine yakalanmış, bir asteroit olabileceği teorisini güçlendirirken, 12,4 kilometre çapa sahip olan Deimos'un, her 30,3 saatte bir Mars'ın etrafında döndüğünü söyleyelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay sondası tarafından, uyduya yapılan yakın uçuşlardan elde edilen sonuçların detayları, yarın Avrupa Jeofizik Birliği konferansında paylaşılacak. NASA'nın Mars'tan kayalık örneği getirmeyi planladığı görev için, bu yıl ve önümüzdeki yıl için toplam 500 milyon dolar ek paraya ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler, bütçe sorunları nedeniyle dev bir maliyete sahip olması beklenen görevin 2033 yılından daha da ileri bir tarihe ertelenebileceğini gösterdi. Perseverance gezgini gibi araçlarla Mars'taki çalışmalarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2033 yılında gezegenden toplanan kayalık örneklerini ilerleyen yıllarda gönderilecek bir araçla dünyaya getirmeyi planlıyordu. Ancak çıkan yeni haberler, bu görevin bazı problemlerle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir toplantıda, NASA'nın görev için daha fazla paraya ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. NASA Başkanı Bill Nelson, Mars'tan örnekleri getirecek görev için, bu mali yılda 250 milyon dolara daha ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Ayrıca 2024 yılında da 250 milyon dolara daha ihtiyaçlarının olduğunu da ekledi. Mars'tan kayalık örneği getirme görevi, NASA'nın şu ana kadar yaptığı en zorlu görevlerden biri olacak. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ortaklığında 2028 yılında başlatılması planlanan görev, Perseverance gezgininin topladığı kayalık örneklerini gezegenimize getirmeyi amaçlayacak. Bunun içinde yörünge aracı, iniş aracı, iki helikopter ve bir roket içeren, yani çok büyük bir bütçeye ihtiyaç duyacak, bir dizi uzay aracı gerekecek. İşte bu yüzden de, görevin oldukça pahalıya patlayacağı, bir süredir vurgulanıyordu. Yapılan tahminlerde, hem NASA'ya hem de ESA'ya en az, 7 milyar dolara varan masraf çıkarabileceği belirtilmişti. Bununla birlikte görevin gerçek maliyetinin bu tahmini sayıyı aşabileceğine dair endişeler de oldukça fazlaydı. Zaten NASA'da sırf bu görevin 2024 bütçesi için 949,3 milyon dolar talep etmişti. Ayrıca 2023 yılı için 822,3 milyon dolar alındığını da ekleyelim. Eğer gerçekten görev için ek para gerekirse, NASA'nın bütçesindeki başka yerlerden destek alması gerekebilir. Bu da diğer görevleri etkileme potansiyeline sahip.
ajansın zaten bütçe sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtmek gerek. Bu yüzden Venüs'e araç gönderme görevi olan Veritas'ın süresiz ertelendiğini görmüştük. NASA'nın geçtiğimiz günlerde görev için bağımsız bir kurul kurduğunu da söyleyelim. Bu kurulun amacının ise Mars'tan örnek getirme görevinin zamanında ve bütçeye uygun olmasını sağlamak olacağı belirtilmişti. Ancak ne kadar işe yarayacağını söylemek şimdilik çok zor. Bütçe sorunu için bir diğer çözüm ise bu tarihi görevi ertelemek olabilir. Nelson'un toplantıdaki açıklamaları böyle bir şeyin mümkün olabileceğini gösteriyor. Bu maliyetlerin bazılarından kaçmak mümkün olmayacak ve bir seçim yapmak zorunda kalacağız. Halledebiliriz ama bu umduğumuz zamanda olmayabilir. Daha uzun bir süreye yaymak problemi çözmeyi sağlayabilir. NASA ve insanlık tarihinin en önemli görevlerinden olacak, bu görevin nasıl bir yolda ilerleyeceği konusunda şu an için kesin konuşmak mümkün değil. Ancak gelen bilgiler, Mars kayalarının beklenenden daha da geç bir zamanda gezegenimize getirileceğini gösteriyor. Öte yandan bütçe sorunlarının 2030 sonları veya 2040 başlarında yapılması beklenen insanlı Mars görevlerini etkileyip etkilemeyeceği de merak konusu.